Bu metinden hareketle bize verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Evrensel bir insan hakkı olan eğitime erişim ile okuryazar oranında son yıllarda dünya geleninde artış yaşansa da Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 265 milyon çocuk ve genç çeşitli nedenlerle okula gidemiyor ya da temel eğitimini tamamlayamıyor. Dünya geleninde son yıllarda okuryazar oranında önemli artışlar kaydedilmesine rağmen 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor. Gelişmekte olan ülkelerde ilkokula katılım oranı %91'e ulaşmasına rağmen halen ilkokul çağındaki 57 milyon çocuk okula gitmiyor ve temel eğitimden mahrum kalıyor. Okula gidemeyen çocukların yarısı Sahra Altı Afrika ülkelerinde yaşarken bu ülkelerdeki kız çocuklarının %40'ından azı ortaokul eğitimi tamamlayabiliyor. Okuldan mahrum kalan çocukların yaklaşık %50'si çatışma ve savaş bölgelerinde yaşıyor. Bize verilen eğitim hakkı ile ilgili açıklamalara baktığımızda Çocukların eğitim hakkının ihlal edildiği durumlar bulunmaktadır açıklaması yapılabilir. Özellikle çatışma ve savaşlar buna neden olmaktadır. Ee, gelişmiş ülkelerde çocuk haklarına saygı daha fazladır açıklaması yine yapılabilir. Çünkü eğitim hakkını çok daha rahat alabilmektedirler. Ee, ülkelerde yaşanan siyasi çatışmalar çocuk haklarına engel olabilmektedir açıklaması yine parçadan çıkarılabilir. Fakat gelişmemiş ülkelerde temel hakların tamamı ihlal edilmektedir açıklaması yapılamaz bize sadece eğitim hakkının ihlal edildiği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Sadece görsellere göre öğretmenin öğrencilerinden beklediği cevaplardan biri değildir. Sosyal bilgiler öğretmeni, birey ve toplum öğrenme alanı ile ilgili bilgileri öğrencilere aktarmadan önce Derste dikkat çekmek için bu dersin öğrencilerin gelişimine hangi katkıları sağlayacağını sormuştur. Öğretmen bu sorunun cevabı için gösterdiği görsellerle öğrencilere ipucu vermek istemiştir. Bize verilen açıklama ve görsellere baktığımızda insanlar ve doğal çevre arasındaki ilişkiyi anlamamızı sağlar açıklaması yapılabilir. Çünkü tarımla çalışan kişi bu durumu yansıtmaktadır. İnsanların... Ekonomik faaliyetleri hakkında bilgi edinmemizi sağlar açıklamasına da ulaşabiliriz. Çünkü e, turizm faaliyetleri ön plana çıkarılmıştır. Milli kültürümüzü oluşturan temel öğeleri ve süreçleri kavramımızı sağlar açıklaması yapılabilir. Çünkü Hacivat ve Karagöz e, yansıtılmıştır. Fakat birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini kavramımızı sağlar açıklaması yapılamaz. Çünkü bize verilen diğer görselle e, demokrasi bilinci ön plana çıkarılmıştır. Çünkü e, oy kullanan bir insan yansıtılmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak... B seçeneği işaretlenebilir. David Copperfield romanının özetiyle ilgili verilen bilgilere göre bize verilen yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? E, romandaki olaylar 1812-1850 yılları arasında İngiltere, Londra ve çevresindeki kasabalarda geçer. Charles Dickens daha 12 yaşındayken Londra'ya gelmiş bir cila fabrikasında çalışmak zorunda kalmıştı. Ailesi ekonomik olarak sıkıntıdaydı daha 12 yaşındayken hayatı atılan Dickens sanayi çağının başlangıcında yoksulluk, açlıkla ve kötü insanlarla mücadele etmiştir. Dickens'ın bu zorlu çocukluk evresi sonraki dönemlerinde romanlarındaki ana malzemeyi oluşturdu. Bu romanında da Dickens bunları anlatmıştır. Romandaki olaylar ve romanın ana karakteri olan David Copperfield'ın yaşadıkları ile Charles Dickens'ın biyografisi arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır. Bu nedenle bu romanı Charles Dickens'ın kendi hayatını anlattığı otobiyografik bir roman olarak da ele almak mümkündür. Bize verilen açıklamaya baktığımızda romanın yazarı çocukluğunda bazı haklarından yoksun bırakılmıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü e, daha 12 yaşındayken Londra'ya gelmiş bir cila fabrikasında çalışmak zorunda kalmıştı. E, çocuk işçi olarak çalışması Dickens'ın çocukluğunda temel haklarını kullanmada e, sorunlar yaşadığını bize yansıtır. Fakat yazarın yaşadığı dönemde çocuk haklarına dair çalışmalar yapılmıştır ve 1800'lü yıllarda Avrupa'nın geleneğinde çocuk hakları ihlalleri yaşanmıştır açıklamaları bize verilen parçadan çıkarılamaz. E, bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Aziz Sancar ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Sancar henüz 5 yaşındayken okuma yazma öğrendi. Çok iyi kaleciydi. Bir süre futbolcu olma hayalleri kurdu. İlkokul 3. sınıfta taşındı Ankara'da. Sınıf arkadaşları şivesiyle alay ettiği için kimseyle konuşmamaya başladı. Sadece öğretmen zorlayınca konuşuyordu. Derslerinde hep çok başarılıydı. Tıp fakültesine girdi. Okulu birincilikle bitirdi. Hekim olduktan bir buçuk yıl sonra biyokimya eğitimi için Amerika'ya gittiğinde tek kelime İngilizce bilmiyordu. Pes etmek mi dediniz onun lügatında. blaf yok. Aziz Sancar İngilizceyi kendi kendine öğrenmekle kalmadı. Teksas'ta moleküler biyoloji üzerine çalışmaya başladı. Parasının olmadığı dönemlerde laboratuvarda yatıp kalktı, yangın hortumlarıyla duş aldı. Başarısızlıkla sonuçlanan deneyleri oldu. Ama sonra, sonra çabalarının karşılığını alacağı gün geldi. Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırması sayesinde Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Bize verilen Aziz Sancar'la ilgili açıklamalara baktığımızda Zaman içinde sahip olduğu roller değişiklik göstermiştir açıklaması yapılabilir. İlk olarak kaleci olmak, futbolcu olmak istemiştir. Fakat sonrasında doktor olmuştur. Çok iyi futbol oynadığından çocukluğunda futbolcu olmak istemiştir, kaleci olmak istemiştir. sorumluluklarını yerine getirmesi başarılı bir insan olmasına etkili olmuştur açıklaması yine yapılabilir. Çünkü Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır. Fakat sahip olduğu hakları toplum içinde etkisiz bir biçimde kullandığına dair bir açıklama bize verilen parçadan çıkarılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. <laughs>